Merhabalar, ekran başına. Bu haber kaçmaz. Ebru Yaşar'la birlikte sevimli hayvanları ziyaret edip onlarla oynamaya var mısınız? Ebru Yaşar'la bir hayvanat bahçesinde buluşuyoruz. Maymun familyasından olan ve sadece Afrika'nın Madagaskar adasında bulunan lemurların yanındayız. Ebru Hanım onları yer fıstığıyla besliyor. Gel. Ellerimle yediremem. Elleri tutsun. Bak yine gırladı. Bak nasıl çekiyor. Bak. Tamam. Aferin sana. Dünyanın en iri kemirgeni kabul edilen kapibaranın görünüşünü Ebru Yaşar kendine has üslubuyla bakın nasıl tarif ediyor. Bak domuz, fare, bir de hafif böyle kanguru ve dana arası da bir şey. Değil mi? Kanguru dana bak. Ay farenin büyüğü gibi. Hayvanat bahçesini gezerken yavru bir aslanın bulunduğu kafese geliyoruz. Aslan bakıcısını görünce kucağına atlayıp ona sevgi gösterisinde bulunuyor. Ay inanmıyorum. Ay çok güzel. Gösterisi karşısında muhabirimiz içindeki korkuyu bir yana atıyor ve yavru aslanın tüylerini okşuyor. Doğrusu arkadaşımızın cesaretine hayran olmamak elde değil. Çok güzel. Ebru'nun vallahi yumuşacık. Çok yumuşacık. Ebru'nun bir dokunun. Ben gerçekten çok sevdim onu. Ay çocuk gibi. Hayvanat bahçesini dolaşmayı sürdürüyoruz. Ebru Yaşar kapilleri fırçayla temizliyor, yani onlara tımar yapıyor. Tembel ruhlu bir hayvan galiba bu. Gelip de böyle tımarda yapmaktan biri tımarlamadığı kalmıştı. Zürafaları ziyaret etmemek olmaz. Ünlü şarkıcı uzun bir dalı uzatarak bir zürafayı besliyor. Merhaba canım. Oo çok tatlısın. Vallahi. Çok şekersin. Ellerimle büyüttüm desem biraz uyumaz ama Allah. Günde böyle kaç ağaç yiyor mu? Çok. Zürafa karnını doyurur da minik bir antilop geri durur mu? O da nasibini alıyor tabii. Al canım sen de buradan ye. Zürafayı sevdiğini sordum. Şöyle yapalım. Yok ben yani sevmiş kadar oldum. Kanguruları tanıtma işini ise Ebru Yaşar kimseye bırakmıyor. Maşallah Ebru Hanım, Avustralya yerlileri bile sizinle aşık atamaz. Çok şekerler. Bunlar böyle 33 gün falan annenin işte rahminden çıkıyormuş. Orada annenin ona bir izlettiği yol varmış. Oradan keseye direkt gidiyorlarmış. Ve kesede 6 ay, 8 ay işte kesenin içinde memeler varmış. Oradan sütle beslenip büyüyormuş. Hayvanlara giderek ısınan Ebru Hanım kara bir kuzuyu kucağına alıp onu öpüyor. Ben seni yürüyorum. Sen ne kadar tatlı. Başarılı şarkıcının kuzuya gösterdiği aşırı sevgi birilerini kıskandırıyor hani. Annenin yüreği hopladı orada Ebru Hanım. Ay canım benim vereceğim. Gel anne. Ay kızım. Hayvanlar aleminde zekasıyla ünlü şempanzeleri görmemek olmaz. Ebru Yaşar bir dal yardımıyla kafesindeki yer fıstıklarını almaya çalışan şempanzeden desteğini esirgemiyor. Ama sonuç hüsran oluyor. Ah canım ona bak. Hadi al bakayım onu. Sıkıldı. Hayvanları tek tek besleyen Ebru Yaşar finalde Leyla adlı bir deveye salatalık yediriyor. Onları izleyen lemalarsa...